Bir tok kumaşın önce 80 metresi sonra da kalan 3 bölü 7'si satılıyor. 30 metre kumaş daha satıldığında geriye 130 metre kumaş kaldığına göre kumaşın tamamı kaç metredir? Şimdi bu tip sorularda arkadaşlar başlangıçta kumaşı güzel bir sayı seçersek biz bu işi kesirlerle mesirlerle uğraşmadan çok rahat hallederiz. Şimdi önce 80 metresi sonra da kalanın 3 bölü 7'si. Şimdi burada 3 bölü 7'si dediği için kalan 7'nin katı olacak. O zaman ben başlangıçtaki kumaşı 80 metre artı 7x alayım. Şimdi başlangıçta 80'ini sattım. Geriye ne kaldı? 7x. Kalan 7x'e 3 bölü 7'si ne yapacaktır arkadaşlar? Çarptığımızda 3x yapacaktır. Şimdi 3x'i sattım. 80 metresini sattım. Buradan 80'ini sattığım zaman 7x kalacak. Kalanının 3x'ini satmışım. Buradan ne kalacak? 4x kalacak arkadaşlar. 30 metre kumaş daha satıldığında ben 30 daha satarsam geriye ne kalacak? 4x eksi 30 kalacak. Geriye ne kalmış arkadaşlar? 130 metre. O zaman 4x eksi 30 eşittir 130. Buradan eksi 30'u diğer tarafa atın. 4x eşittir 160. O zaman x buradan 40 gelecek arkadaşlar. Kumaşın tamamını soruyor. Tamamı 80 artı 7x'ti. Burada x yerine ne yapacağız? 40 yazacağız. Yazdığımız zaman 280, 80 daha 360 metre gelecek. Cevap Denizli. Parasının 1 bölü 8'ini defter, kalan parasının 2 bölü 7'sini kitap alan bir öğrencinin 15 lira parası kaldığına göre defterin fiyatı nedir? Arkadaşlar burada yine ne yapacağız? Kesirli ifadelerde paydalar 7 ve 8. O zaman bunun parasını 7 ve 8'in o kiki kaç alalım? 7 kere 8. 56x alalım. Şimdi 56x'in 1 bölü 8'i dediği zaman çarpacağız. Böldüğümüzde ne kalacak? 7x kalacak. 7x'e defter. Bakın kalan parası diyor. 7x çıkardığımızda 49x kalacak. Çarpıyorum. 7'ye böldüm. 7x 2 ile çarptım. 14x. 14x'e de ne almış? Kitap almış arkadaşlar. Şimdi toplam harcadığı 7, 14 daha 21x. Başlangıçta parası 56x'ti arkadaşlar. Çıkardığımda ne kalacak? 5, 35. 35x. 35x. Geriye kalan parası arkadaşlar 15 liraymış. 35x eşittir 15. X eşittir 15 bölü 35 arkadaşlar. Bunları 5 ile sadeleştirirsem ne gelecek? 3 bölü 7. Şimdi bana neyi soruyor? Defterin fiyatını soruyor. Defteri ben 7x liraya almıştım. O zaman 7 çarpı 3 bölü 7 arkadaşlar. Oradan da 3 lira gelecek. Cevap Ceyhan. Üçüncü sorumuz. Bir miktar bilye önce 15 çocuk arasında eşit olarak paylaştırılıyor. Daha sonra çocuklardan 3'ü kendi bilyelerini diğer çocuklara eşit olarak paylaştırınca diğerleri ilk paylarından 6'şar daha fazla bilye almış oluyor. Toplam bilye sayısı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar her çocuk x tane bilye almış olursa toplamda 15 çocuk olduğu için 15 çarpı x'ten 15x bilyem olacak. Benim başlangıç bilyem. Şimdi 3 tanesi vazgeçiyor. Geriye 12 kişi kalıyor arkadaşlar. Bu 12 kişi ne yapıyor? 6'şar ilk paylarından 6'şar daha fazla. İlk payları kaçtı? X'ti. 6 fazla aldığı için x artı 6. Toplam bilye miktarını bulmak için çarpıyorum arkadaşlar. 12x artı 12 çarpı 6'dan ne gelecek? 72 arkadaşlar. Bu başlangıçtaki bilye miktarı değişmediği için 15x'e eşit olmuş olacak arkadaşlar. Ben buradan 12x'i diğer tarafa atarsam 72 eşittir 3x gelecek arkadaşlar. Buradan x ne gelecek? Böldüğüm zaman 24 gelecek. Bana neyi soruyor? Toplam bilye kaç tanedir diyor. Toplam bilye 15 çarpı 24 arkadaşlar. Buradan da ne gelecek? 10'la çarparsam 240, 5'le çarparsam 120, toplasam 360 bilye yapacaktır arkadaşlar. Dördüncü sorumuz arkadaşlar. Merve bir kitabı her gün bir önceki günü 2 katından 3 sayfa fazla okuyarak 3 günde bitiriyor. Maşallah. Son gün okuduğu sayfa sayısı ilk 2 gün okuduğu toplam sayfa sayısından
12 fazla olduğuna göre kitabın tamamı kaç sayfadır? Şimdi arkadaşlar burada birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün diye yazalım. Şimdi birinci gün ne yapmış olsun? İlk sayfa okumuş olsun. Her gün bir önceki günün 2 katından 3 fazla. 2x artı 3 arkadaşlar. Bunun da 2 katını alırsak 4x artı 6. 4x artı 6 artı 3 arkadaşlar. Burası ne yaptı? 4x artı 9 yapar arkadaşlar. Şimdi bize neyi vermiş? Başka aşağıda bir şeyler daha vermişti. İlk 2 gün okuduğu toplam sayfa sayısından 12 fazla. Son gün okuduğu. Yani 3. gün 12 fazla ilk 2 günün toplamından. İlk 2 günü toplarsam x 2x daha 3x artı 3. 12 fazla olduğu için arkadaşlar ben buraya 12 eklersem son gün yani 4x artı 9'a eşit olacaktır. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler öbür tarafa. 3x'i buraya aldım. Eksi 3x olarak gelecek. X kalacak. 9'u bu tarafa aldım. 12, 3 daha 15. Eksi 9'dan 6 gelecek arkadaşlar. Kitabın tamamı kaç sayfadır? 3 gün okunanı toplarız arkadaşlar. 3x artı 3 dedik. 7x artı 12 arkadaşlar. Toplam kitabın sayfa sayısı. 7x artı 12. X gördüğüm yere 6 yazacağım. 6 kere 7. 42 artı 12 eşittir 54 arkadaşlar. Ahmet kilogramını 1,5 TL'ye satmayı düşündüğü 64 kilogram domatesin bir miktarı ezilince sağlamlarının kilosunu 2 liradan, ezilenlerin kilosunu 1 liradan satarak yine aynı karı sağlamıştır. Sağlam domates kaç kilogramdır diyor. Şimdi arkadaşlar burada önce şu elde edeceği parayı bulalım. 64 kilo çarpı 1,5 arkadaşlar. 1,5 liradan satarsak elimize ne geçecektir? 64,90 6 lira gelecektir arkadaşlar. Şimdi burada yapacağımız olay basit. Sağlamlar ve ezilenler ne kadar bilmiyorum. Ben sağlamları ne kadar alayım arkadaşlar? Sağlamları x kilogram alırsam ezilenler ne olacaktır? 64 eksi x. Şimdi bunları kaçar liradan satıyorum ben? Sağlamları 2 liradan. O zaman elime geçecek olan para 2x. Ezilenleri 1 liradan. Bunları da 1 liradan çarparsam ne olacak arkadaşlar? 64 eksi x eşittir. Aynı karı sağladığına göre ne olacak arkadaşlar? Başlangıçtaki paraya eşit olacak. Yani elde etmemiz gereken fiyat 96 lira. 2x eksi x'ten x gelecek. 64'ü diğer tarafa atarsak eksi diye geçecek. Buradan x eşittir 32 gelecek arkadaşlar. Sağlam domatesi soruyor. Sağlamlar x'ti. Cevap bolu gelecek arkadaşlar. Bir atıcı başarılı her atış için 2 lira kazanıyor. Başarısız her atış için 3 lira kaybediyor. 40 atış sonunda 20 lira kazandığına göre başarılı atış kaç tane başarılı atış yapmıştır? Şimdi arkadaşlar burada başarılı atış sayısına ben x diyeyim. Toplamda 40 atış yaptığı için başarısız 40 eksi x olacak arkadaşlar. Şimdi bunlar için 2 lira kazandığına göre toplamda 2 çarpı x lira kazanacağım arkadaşlar ben. Bu diğerinde kaybettiğim için eksi diyorum 3 çarpı başarısız atış sayısı 40 eksi x arkadaşlar. Tabii bunu kesinlikle parantez içine alın. Şimdi bunların sonucunda ne kadar kazanmışım? 20 lira kazanmışım arkadaşlar. İşlemi yapalım. 2x eksi 3 çarpı 40'tan 120. Eksi 3 çarpı eksi x'ten artı 3x gelecek arkadaşlar. Eşittir 20. Şimdi eksi 120'yi diğer tarafa atarsam artı 120. 20 de burada 140 arkadaşlar. 2x 3x daha ne yapacaktır? 5x. Her tarafı 5'e böleceğiz. X eşittir arkadaşlar. 5'e bölerken kural basittir. Yanında 0 varsa arkadaşlar 0'ı silin. Geriye kalan 2 katını alın. Yani 28 gelecektir. Bizden başarılı atışı yani x'i soruyordu. Cevap bol. Basit bir soru arkadaşlar. Bir sayı 2 artırıldığında karesi 72 artıyor diyor. Sayımız x olsun. X'in karesi ne olacaktır arkadaşlar? X kare olacaktır. Şimdi 2 artırırsam ne olacak? X artı 2.
Bunun karesi ne olmuş olacak? Karesini alalım. Birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 2x'in iki katı 4x artı ikincinin karesi 4. Diyor ki bu ifade diğerinden 72 fazladır yani. O zaman ben buraya 72 eklersem diğerine eşit olacak. X kare artı 4x artı 4 diğerinden 72 fazla olduğuna göre ben buraya 72 eklersem birbirine eşit olacak. Karşılıklı x kareler gitti. 4'ü diğer tarafa atarsam 68, 4x eşittir 68. Her tarafı 4'e bölersek x eşittir 17 gelecektir arkadaşlar. Cevap Edirne. Güzel bir soru arkadaşlar. Defne ile Ali'nin bulunduğu bir sınıfta Defne'nin kız arkadaşlarının sayısı erkek arkadaşlarının sayısının 4 katından 6 eksik. Ali'nin kız arkadaşlarının sayısı ise erkek arkadaşlarının sayısının 3 katından 5 fazla olduğuna göre sınıfta toplam kaç öğrenci var? Şimdi bu sınıfta erkekler ve kızlar var. Defne'ye göre bir bakalım. Defne'nin kız arkadaşlarının sayısı erkek arkadaşlarının sayısının 4 katından 6 eksik. Sınıfta toplamda x tane erkek olsun arkadaşlar. 4 katından 6 eksik Defne'nin kız arkadaş sayısı. Ama Defne de kız olduğu için ben buraya ne yapacağım? Toplamdaki kız sayısına artı 1 ekliyorum arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Şimdi Ali için bakalım. Ali'nin kız arkadaşlarının sayısı erkek arkadaşlarının sayısının, bakın, Ali'nin erkek arkadaşı toplam x tane erkek var. Ali'yi çıkar. Ali'nin x eksi 1 tane erkek arkadaşı var arkadaşlar. Şimdi kız arkadaşlarının sayısı bunun 3 katından 5 fazladır. 3 katından 5 fazla. 3x eksi 3, 3 katını aldım. 5 fazlası. Bu da bana toplam kız sayısını verecek. Üstteki de bana toplam kız sayısını veriyordu. O zaman bu ikisi birbirine eşittir arkadaşlar. Yukarıyı toparlarsam 4x eksi 5 eşittir 3x eksi 3 artı 5'ten artı 2 arkadaşlar. 3x'i bu tarafa at. X olarak gelecek. Eksi 5'i diğer tarafa at. Artı 2 de var. 7. X eşittir 7 arkadaşlar. Toplam kaç öğrenci vardı? Üst taraftakini toplayalım. X 4x daha 5x artı 1 eksi 6'dan eksi 5. X yerine getirip 7 yazıyorum. 7 kere 5 35 eksi 5 arkadaşlar. Buradan da cevap Bolu gelecektir. Bir öğrenci elindeki parasını 10 kalem alırsa 5 lira artıyor. 13 kalem alırsa 32,5 lira borçlanıyor. Bir kalemin fiyatı kaç liradır? Şimdi arkadaşlar burada öğrencinin elinde x lira olsun. Elindeki parasıyla 10 kalem alırsa 10 kalemin fiyatını bulalım önce. 10 kalem. Şimdi 10 kalem ne yapacak? 5 lira parası arttığına göre yani 10 kalemin fiyatı x eksi 5 liradır. 13 kalem alırsa 32,5 lira borçlanıyor. Şimdi 13 kalem aldığı zaman ne yapacak? 32,5 lira borçlandığı için yani x artı fiyatı hem elindeki parasını veriyor hem de 32,5 lira borç yazılıyor. X artı 32,5 lira. Bir kalemin fiyatı kaçtı? Buradan bulabiliriz aslında. Bir kalemin fiyatı nedir buradan? X eksi 5 bölü 10 arkadaşlar. Buradan bir bulalım. Ne gelecek? X artı 32,5 bölü 13 arkadaşlar. Şimdi kalemin fiyatı değişmeyeceği için burada bunları birbirine eşitleyeceğiz. Hemen eşitleyelim arkadaşlar. X eksi 5 bölü 10 eşittir. Ne olacak? X artı 32,5 bölü 13 arkadaşlar. İçler dışlar çarpımı yapacağız. 10x artı 32,5 ile 10'u çarparsak 325 eşittir 13 çarpı x'ten 13x eksi 13 çarpı 5'ten 65 yapacak arkadaşlar. Şimdi 10x'i diğer tarafa atarsam 3x eksi 65'i diğer tarafa atarsam ne yapacak? 325, 330, 390 yapacak arkadaşlar. Her tarafı 3'e bölersek 130 eşittir x arkadaşlar. Şimdi ben burada 130 eksi x'i buldum arkadaşlar. Şurada yerine yazarsa
herhangi bir yerde. 130 yazalım burada. 130'dan 5 çıktı. 125 10'a böldüm. 12,5 yapacak arkadaşlar bir kalemin fiyatı. Kilosu 4,6 lira olan zeytin ile kilosu 4,2 olan zeytinleri sırasıyla hangi oranda karıştıralım ki karışımın kilosu 4,5 olsun? Şimdi arkadaşlar bu tip ifadelerde olay basit. Direkt fiyat üzerinden gidin. Tavsiye. Kilosu 4,6. 4,6. Diğeri 4,2 arkadaşlar. Kaçta buluşacağız? 4,5'ta buluşacağız arkadaşlar. Aradaki fark 0,1 arkadaşlar. Aradaki fark 0,3. Yani oranımız 3'e 1 olacak. 3'e 1 baktığımda bolu da var arkadaşlar. Kayısı kurutulduğunda ağırlığının 2 bölü 3'ü kadar fire veriyor. Zarar edilmemesi için 1 kilogram kuru kayısı, 1 kilogram yaş kayısının alış fiyatının en az kaç katına satılmalı diyor. Şimdi arkadaşlar fire dediği azalmadır. Kayısı kurutulduğunda 2 bölü 3'ünü kaybediyorsa 3'ün katı olacak şekilde 3 kilogram ne yapalım? Yaş kayısı alalım. Şimdi 3 kilogram kilosunu 10 liradan alırsak 3 çarpı 10'dan toplamda kaç lira harcamış oluruz? 30 lira. 3'ün 2 bölü 3'ü kadar fire verdiğine göre 3 çarpı 2 bölü 3'ten 2 kilogram fire veriyor arkadaşlar. Yani 2 kilogram azalıyor. 3 kilogramda 2 kilogram azalırsa 1 kilogram kalıyor. Bizim zarar etmememiz için ne olması lazım? Başlangıçtaki alış fiyatına satmamız lazım. Yani 30 liraya satmamız gerekiyor. Şimdi başlangıçta 10 liraydı. Biz bunu 30'a satarsa kaç katına satmış olacağız? En az 3 katına satmış olmamız gerekiyor arkadaşlar. Cevap Deniz. Güzel bir soru arkadaşlar. 20 kişilik bir anaokulu sınıfında birinci erkek öğrenci 5 kız, ikinci erkek öğrenci 6 kız. Her seferinde bu şekilde kız öğrencilerin sayısı 1 artmak üzere sonuncu erkek tüm kız arkadaşlarına hediye almıştır. Sınıftaki erkek öğrenci sayısı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar birinci erkeğimiz 5 kıza, 5 kıza, ikinci erkeğimiz ne yapmış? 6 kıza hediye almış. Bu şekilde gidiyor. N tane erkek varsa eninci erkeğimiz ne yapıyor arkadaşlar? Kaç tane kıza hediye alıyor? Onu bulalım. Şimdi dikkat ederseniz 1 artı 4, 5, 2 artı 4, 6. Yani her seferinde kendisinden 4 fazla kıza hediye aldığı için burası da N artı 4 kıza hediye almış olacak. Sonuncu erkek tüm kız arkadaşlarına. Tüm kız arkadaşlarının sayısı N artı 4 arkadaşlar. Artı erkekler kaç kişi dedik? N kişi dedik. Toplarsak sınıf mevcudu 20 kişi. Kızlarla erkekleri topladım. 2N artı 4 eşittir 20 arkadaşlar. 4'ü diğer tarafa atarsam 2N eşittir. Ne gelecek buradan? 16. Buradan N eşittir 8 gelecek arkadaşlar. Kaç tane erkek var diyor. Cevap 8. Belli bir yükseklikten yere bırakılan bir top her yere çarpışında düştüğü yüksekliğin 3 bölü 4'ü kadar yükselmektedir. Üçüncü sıçramada 54 santim yükseldiğine göre topun ilk bırakıldığı yükseklik kaç santim olmalıdır? Şimdi arkadaşlar burada ne yapacağız? Önce bir çizelim. İlk yükseklik. Evet, şimdi burada hazır çizdim arkadaşlar. İlk yükseklikten bırakılıyor. Sonra 3 bölü 4'ü kadar zıplıyor. Üçüncü sıçrayışta 54 santim yükseliyor. Şimdi burada ilkine güzel bir değer vermemiz lazım ki rahat çıksın. Güzel değeri de nasıl bulacağız? 3 sıçrama her seferinde 3 bölü 4. O zaman direkt 4'ün kübünü alın arkadaşlar. Rahat bölebilmeniz için. 4'ün kübü 3 defa olduğu için ne olacak? 64. O zaman ben buraya ilkine 64x diyorum arkadaşlar. Şimdi ilk bırakıldığım yüksekliğe 64x. Birinci sıçrayış arkadaşlar. Birinci sıçrayışta 3 bölü 4'ünü alacağım bunun. 3 bölü 4'ünü alırsak 64 çarpı 3 bölü 4'ten 64x çarpı 3 bölü 4'ten. Buradan ne gelecek arkadaşlar? Bölersek 16 çarpı 3'ten 48x gelecek. Aynı şekilde bunu yine 3 bölü 4 ile çarparsak ne gelecek? 4'e böldüm. 12, 3 ile çarptım. 36x. Bunu da
Yaptığımızda 4'e böldük. 9'u 3 ile çarptık. 27 x gelecek arkadaşlar. Şimdi son durumda 27 x zıplıyor. Yani 27 x eşittir 54 arkadaşlar. Buradan 27'ye bölersek x eşittir 2 gelecektir arkadaşlar. İlk bırakıldığımız yükseklik 64 x olduğuna göre 2 ile çarparsanız ne yapacak? 128 santim yapacaktır.